Merhaba, bugün 30 Mayıs 2012, günlerden çarşamba. 21 Mayıs'ta, 9 gün önce, bir kafa travması geçirdim, bir kaza geçirdim ve oldukça büyük bir yarık oluştu. 9 gündür sorun yaşıyorum. Dolayısıyla bu durumun yansıması olan bir şiir yazdım. Elimde hortum, çiçekleri suluyordu. Adlı şiirimi okuyacağım, bugün yazdım. Fotoğraf istersen bir bak alalım fotoğrafı. Mesut, dün akşam saatlerinde sürekli olarak, akşamın geceye teslim olduğu anda simit satan bir yoksul emekçi var. Adını bile bilmiyorum ama sürekli görüyorum. 1,5 yıldır simit yemediğim için simit almıyorum. Dün akşam tek bir simidi kalmıştı. Onun üzerine karşılıklı sohbet ettik ve bir fotoğraf çektirdim. Bu fotoğrafı özellikle kullanmak istedim. Şiiri esinleyen adam, simitçi ve durum bir de tabii şiiri esinledi. Ve ben daha 9 gün önce 9 yüksek basamaktan oluşan mermer bir merdivenden düştüğüm, dünyaya meydan okuyan beynimin üstüne. Elimde hortum, çiçekleri suluyordu. Ve ben akşamın geceye teslim olduğu saatte mermer bir merdivenden düştüm, dünyaya meydan okuyan beynimin üstüne. Elimde hortum, çiçekleri suluyordu. Ve ben akşamın geceye teslim olduğu saatte artık kafatasımın üzerinde geziyordum. Kafamda uzun bir yarık, içimde olunmaz bir hüzün vardı. Bunların hiçbirine zerre kadar aldırmadım. Elimde hortum, çiçekleri suluyordum. Ve ben sırt üstü yatıp yıldızlara bakarken bir atardamar uzandı en uzak yıldıza doğru. Kafamdan boncuk boncuk kan aktı, kan. Elimde hortum, çiçekleri suluyordum. Ve ben oğluma bağırdım bahçeden, koş gel su akmasın boşuna, ölüyorum galiba, bu suyu al çiçekleri sula. Oğlum hortumu aldı, çiçekleri suladı. Ve ben kafamın içindeki kesilen atardamarı görünce suda, ölüm çok yakınımdaydı. Oğlum hortumu aldı, çiçekleri suladı. Ve birden boncuk boncuk, damla damla, hızlı hızlı akan kan bardaktan boşanırcasına yağdı. Oğlum hortumu aldı, çiçekleri suladı. Ve ben kendimde değildim artık. Oğlum sırtlandı beni, götürdü işçilerin son soluğunu verdiği hastaneye. Öleceksen eğer böyle erken, sen de işçilerin öldüğü hastanede öl, dedi. Oğlum hortumu aldı, çiçekleri suladı. Kanın akışı hızlanınca birdenbire hak verdim oğlumun bu isteğine. Oğlum hortumu aldı, çiçekleri suladı. Ve ben direndim, ölmedim. Ve birdenbire boncuk boncuk, damla damla, hızlı hızlı akan kanı içtim, kana kana. Elimde hortum, çiçekleri suluyordum. Şimdi elleri büyük, gözleri küçük simitçilerle birlikte son kalan simitteki susamın nöbetini tutuyorum. Akşamın geceye teslim olduğu saatlerde. Elimde hortum, oğlum hortumu aldı, çiçekleri suluyordum.
Çiçekleri suladı. Evet. Fotoğraf Ahmet Özkara. Yukarıdaki fotoğrafı Ahmet Özkara çekti. Şiir ben, yani Hilmi Bulunmaz. 30 Mayıs 2012. Teşekkür ederim. Artık gerisi tamamı kameranın arkasında duran Bulunmaz Kültür Merkezi Sinema Bölümü sorumlusu, sinemacı, kurgucu Mesut Alptekin'e bağlı. Kurgulayacak, fotoğraflar çekti güzel. İyi akşamlar.